Şimdi ben 1940 doğumluyum aslında. Ama nüfus kağıtta burada 41 yazmışlar babam. Hem Üsküp'e, Manastır'da Üsküp demiş. 41 demiş falan babam. O da o zaman tabii. Biz daha genç, 16 yaşında genç çocuksa. Da. Yani şöyle başlayalım. Ben babam Desova'da, Desova. Bu Lepe'ye bağlı bir köyümüz. Hatta pelivanlar çok yetişiyor orada, duydunuz belki de pelivanlar. Annem de Pırlepe'li. Annem Türk, babam Arnavut. Orada Pırlepe yakın olduğu için annemi orada genç yaşta onu almış o tarafa. Neyse, oradan sonra 44'te babam dedi ki manastıra gideceğiz. Aldı bizi manastıra getirdi babam. Manastırda da çok güzel bir yaşantımız oldu orada. Bir 10 sene yani manastırda. 16 yaşıma kadar. Bekliyordum ben hatta babamı ortaokulu bitireyim de ondan sonra istediğiyle Türkiye'ye gideceğiz, Türkiye'ye gideceğiz diyor. Ben diyordum ya Türkiye ne yapacağız ya? Orası Asya ya o. Topkapı'yı görsene. Berber görmüşüm televizyonda Topkapı'yı yatar. Ne işimiz var? Televizyon değil de o zaman ne vardı? Televizyon galiba vardı. Dedim ne işiniz var ya ne yapacağız? Yok yok gideceğiz Türkiye'ye gideceğiz. İyi ki gitmiş elhamdülillah Allah razı olsun babamdan. Neyse ondan sonra ortaokulu bitirdim. Fahri İbrahim'den mezunum ben. Şkola Fahri İbrahim'i tedbir çare, bir manastırı. Adem Mahmut ortaokulu vardı bizim, Arnavut okuluydu. Ondan sonra orada okudum. Tabii orada bağımız vardı. Bir altı dönüm bağımız vardı. Tütün işlerdi devamlıyız. Orada manastırda ama çok rahattık. Okulumuzda rahat geçti, orada çok güzel geçti. Ondan sonra babam deyince gideceğiz. Türkiye'ye yapıyordum. Benim de niyetim okumak. Ben çok seviyorum. Çünkü hep sınıfta en iyilerinden bir tanesiydim. Folklorda, mezumide, şiirde, her şeyde bir numarada. İki üç numaradaydım yani onu dedim. Ve okumak isterim. Okumaya karşı son derece şefkim vardı. Ondan sonra babama derdim ki ben ikinci Üsküp'e orada, çünkü bizim orada lise yoktu. Yani onun için dedim Üsküp'e gideceğiz, orada okuyacağım lise, sonra da Belgrad'a gideceğim ben. Hayal ediyordum şöyle. Çok iyi bir yerlere gelmek. Öyle severdim yani böyle bir şey. Neyse dediğimiz gibi ondan sonra neyse Türkiye'ye geldik. Babam dedim getirdin nitekim babayla gideceğiz Türkiye'ye geldik. Ben dedim, baba gitmiyorum, yok gideceğiz dedi, ısrar etti çok. Neyse aldı biz eşyalarımızı, şunu bunu. Sattık orada ne varsa. Orada altın yaptık biz. Altınlar böyle altınlar yaptık. O kuferin ana şey kısmına koyduk altınları. Bir de marmelat kutusu yaptık böyle. Orada dizdi babam, marmelat kutusu. Tam oradan neyse toparladık her şeyi. Tam doldu her şeyi, doldurduk vagona. Bir tane şüphoreti almadı. O araba almadı şüphoreti. Şüphoreti orada duruyor. Tam tiyatronun karşısında, manastırda. Tiyatronun karşısındaydık. Hatta Murat Aydın'la beraber birkaç sene sonra gezmeye gittik. Ya dedi, bak dedim burada kuferimiz vardı. Görünce oraya aklıma geldi. Burada kuferi şeyimiz vardı, şüphoretimiz vardı. Şüphoreti aldık ve o sığmadı arabaya dedim. Şüphoret sığmadığı için. Başka dedi o zaman sen de bir şey yapalım dedi. Yani hayatını, tarihini, her şeyi yazalım. Dedim olur ileride yaparız dedim, konuşuruz falan filan öyle demiştim. Neyse ondan sonra dediğim gibi aldı babam, o şeyi de aldık, sporeti de aldık beraber babamla. Tabii şeyde indik. Gevgelya'da, Gevgelya'daydı galiba, Gevgelya orada indirdiler bizi. Orada hadi arama tarama yaptılar oradan bize. Ondan sonra o Makedonlar araştırmış mı ne yapmış ve hatta birileri şikayet mi etti? Bu Salim Han'ın babası Şefi'nin orada evi var güzel. Osmanlı evi almıştık biz orada. Bahçeli çok güzel, son derece güzel bir ev. Tütün dikerdi ama bağı da çok iyi. Okul eğitimim çok rahat geçti manastırda. Ondan sonra sen tam indik Gevgelya'daydı galiba. Gevgelya'da indik. Orada hemen Petres yani araştırma yapıyorlar. Bir bakıyorlar bu kofer sanki şüphelendi. Mutlaka biri söyledi. Koferi böyle bir açıyorlar, niye olmaz. Pat pat pat,
şey kopardılar koferin şeyini, oradan paralar çıktı. Bir de 200 dolar bir 200 dolardı o zaman. Dolardı galiba. Öyle bir paramız vardı, onu da buldu. Neyse, bir kısmını da marmelat kutusu yapıyor. Orada marmelat vardı Türkiye, Makedonya'da burada. Biliyorsunuz, peynir gibi o marmelat. Bizde öyleydi. Oraya koymuş. Ama onlar iyi ama anladılar ağırlığını. 5 kiloluk marmelat sanki 10 kilo gibi. Ağır da 10 kilo değil, o kadar altı yoktu ama. Ağır gelmiş ama. Yaş birisi söyledi oradan, bir şikayet. Bak onu da açtılar, o paraları da aldılar bize. Çift şeyle yaptık biz marmelat kutusunu. Hani yani böyle çift, o dizdik sonra üstüne marmelat koyduk. Orada söktüler, mektü bütün paramızı aldı. Hiçbir şey de kalmadı elimizde. Yani o şekilde sonra bindik. Selanik'te pardon, sonra şeyde indik. Bir gece kaldık orada biz. Kaldık, gezdik oralarına falan filan. Cezayı ama beklediler. Nihayet ondan sonra nasıl babamla anlaştılar, nasıl anlaştılarsa ondan sonra trene bindik. Geldik. Dediğin gibi kuferle, aynı kofer vardı, doğru söylüyorsun. Kofer vardı elimizde. Ondan sonra bindik trene. Tabii trene çok geldik Sirkeci'ye. Fehim Manas da vardı, vesika yapan bizde Yenişehir'den, Bursa Yenişehir'den Fehim Manas. Vesikayla çünkü geldi biz, oradan yaptılar onu. Orada karşıladı bizi o, Fehim Manas. Ondan sonra aldı bizi doğru Yenişehir'e götürdü. Eşyalarla beraber doğru Yenişehir'e götürdü. Tabii, evet. Ondan sonra orada Yenişehir'de, bu anlattığım 1956'da. Ondan sonra da aldı Fehim Manas bizi, doğru Yenişehir'e götürdü bizi, eşyalarla beraber. Orada bizi bir kondu tutmuş orada Yenişehir'de, Allah razı olsun. O çok sevilen bir demirciydi o, yani ne diyorlar, üflüyorlar böyle. Ama çok sevilen bir, ve durumu da iyi olan bir insandı o Yenişehir'de, babamın Alaoğlu, çok yakınımız. Ondan sonra aldı bizi. Bir kondu gibi yaptı, iki oda bir sofa, oraya oturttu bizi. Ondan sonra, ne yapacağız şimdi, hiç paramız yok. O bir şeyler yardımcı oldu orada bizlere. Sonra dedik öleceğiz sana, hadi dedim varı. Durumu da iyiydi onlar, neyse. Orada da, şimdi ne yapacağız bugün ki biz geldik. Hadi bir eve, hemen oturduk birkaç gün sonra. Sen ne, ortaokulu bitirdim. Ama ortaokulu bitirdin ama, şimdi orada yeni gelmişiz. Orada okula yazana kadar okula da zaman var yazılmak için. Ne yaptık bu sefer? Sen ne yaptın? Kahvecilik yapmaya başladın. Talip abi vardı bir tane. Yenişehir'de kahveci. Hatta pazarda koruk var, moruk, koruk var derdi. Koruk satılıyordu. Hatta garsonluk yaptım orada. Ondan sonra o geçti. Bu sefer ne yapacağız? Pirinç tarlalarına gittik. Babamla hep beraber, kız kardeşim. O da geliyordu pirinç. Pirinç tarlalarına çalışmak çok zor. O çamur oluyor abi de, zayıfız bir kızım, kız kardeşim böyle. Ondan sonra ne yaptık? Birkaç zaman gittik oraya. Oradan bana bir tanesi dedi ki, ya sen dedi, bu delikanlı buraya niye çalışıyorsun? Dedi, işte orada okul mezunu. Ya alsana bu Şaban Toka Eczanesi vardı bizim orada Yenişehir'de. Şaban Toka Eczanesi. Oraya aldı beni. Oraya gitti, oh nefes aldım çünkü. Çelimsiz, pirinç tarlalarında nasıl çalışırım? Çok zor. Aldı beni orada. Eczacı kalfası oldum orada. Bütün ilaçları ezberledim hepsini. Hatta o beyaz mantili giyince ortaokul. Çünkü ortaokul zaman çok kıymetli bir şeydi. Yenişehir gibi yerde. Hemen adapte oldum ben orada. İğne böyle vuruyordum, ilaç veriyordum. Çok güzel bir ortam. Çalıştım orada. Okul açıldı bu sefer ama Şaban Tokay'a dedik hem okuluna git hem burada çalış. Allah razı olsun bir kere. Çok güzel oldu. Hem Yenişehir Lisesi'ne yazıldım orada ben. Gazus Paşa, öyle neydi, biz miydi vardık lise. Hemen ben liseye girdim. Ama lise 1'e girdim orada, bak bir de şöyle var. Manastır'da, buradaki okullar orası çok farklıdır. Müthiş farklı. Orada Manastır'da biz, hiç boş günümüz yoktu ki. Ortaokul çok farklıydı buraya göre. Orada Manastır'da
boş günü yok. Mesela okulun dışında Ofisenski Dom'a gidiyordu. Ofisenski Dom biliyor musun nedir? O bir salon, spor salonuydu orası. Spor salonu, orada bir spor yapıyorduk. Öğleden sonra okul ve spor, direkt spora. Ondan sonra onun dışında mesela kütüphane. Ben bütün klasikleri okudum. Çocuk klasiklerini hepsini okudum orada. Çocuk klasiklerini hepsini okudum. Ondan sonra cumartesi günde fizik, Ofisenski Dom'a kültür fizik yapıyorduk. Pazar günü de, pazar günü de yani itfaiyede çalıştık. Talebe itfaiyede. O, hadi oraya gidip yazdık mesela, atardık o şeyleri. Yani, su borularını atardık böyle. Onu sadece bağlardık. Koşuyorduk. Makedonski biliyor musun sen? Bilmezsin. Ondan sonra hadi bağlantı yapardık onlara. Hadi hemen suyla etrafa söndürme koyardık orada. Söndürme. Ondan sonra merdiven çık yukarı aşağı in. Ondan sonra bir sinema vardı. Sinemanın orada açıyorlardı aşağıda o şeyi. Ses basıyorum. Kurtarıyorum kendimi diyorum. Atıyordum kendimi aşağıya. Böyle bir şey aldık. Sonra şeyle giderdik böyle. Daha ileri giderdik o şeyle beraber. Kancayla bağlardı biz giderdik. Daha ileriye. Yani o kadar onu da öğrendik mesela. Yani orada komple olduk. Okulda da çok eğitim çok farklıydı orada bizim orada. Ondan sonra bir geldim ben buraya yeni şehire bir kaldım. Hemen anladı beni hoca hemen 3-4 ay sonra hemen aldı ikinci sınıfa. Hemen aldı ikinci sınıfa. Lise ikinci yattı. Lise ikinci de çok iyi geçti. Lise üçe öyle bitirdim. Çok rahat okulu bitirdim. Ondan sonra dedik ne yapacağız şimdi? Orası bize ayrı kız kardeşim. İki tane dayım vardı benim. Biri Rami'de, biri de burada Zeytinburnu'nda. Akfil'de çalışıyordu bu fabrikada. Kız kardeşimi oraya verdik. Biz ikimiz çünkü çalışmak lazım yeni şeyde. Öyle bir şey imkan yok. Ben geldim Rami'ye gittim. Benim Fehim dayım vardı, büyük dayım benim oraya Rami'ye gittik. Orada da askeriye de var, biraz daha askeriye var. Ne olacak şimdi? Batanya Adalet Fabrikası'nda çalıştım orada, Balat'ta. Orada çalıştım. Ondan sonra ampul fabrikasında çalıştım. Ampul fabrikası böyle hani enjeksiyon yapıyor ya. Orada çalıştım. Hatta Şevket vardı bizim Arnavut. Şevket bilmem bilir misin? O Arnavut Manastırlılardan. O da beraber onunla çalıştık. Ondan sonra askerlik zamanı geldi. Hemen birden ya, askere yazıldık. Lise mezunu kapan orada. Ya ne demek? Ortaokul çok kıymetli. Lise mezunu yok. Lise mezunu hemen beni aldılar. O da askere gittim ben. Hemen askerlikten sonra bir daha inmeden aşağı hemen şey beni Kazım Taşkent vardı. Yapı Kredi Bankası'nın Kazım Taşkent. Bizim bir komşumuz orada çalışıyordu. Hemen lise mezunu alınca hemen Kazım Taşkent vardı. Doğan Kadriz, Doğan Sağlık, Doğan Sigorta. O kurmuştu, kurucusuydu Kazım Taşkent. Doğan Sigorta'yı aldılar beni hemen içeriye. Doğan Sigorta'da çalıştım. Ondan sonra da muhabere servisine girdim. Arkasından hemen yangın servisine aldılar beni. Yangın servisi. Ben yani şey yani öyle hırsıyım ki o her şey. Yani bugünkü işine her nasıl bakmam program. Hep programlıydı böyle her şey. Tak bugünkü işe arasam yine bitecek benim işim. Öyle çalıştık orada derken şef olduk derken müdür olduk. Yangın müdürü olduk tabii. Frans var, kaza müdürü var, nakliyat müdürü, reasans müdürü var. Ben yangın müdürü oldum. Hatta şimdi bak şeye çağırdılar şimdi yarın. Sırf yangın servisi cuma namazına Arnavutköy, Boğaz'daki Arnavutköy'e çağırdı. Oraya gideceğiz. Çok sevindim çünkü onlar da maşallah hepsi maalesef şeydi bizim o zaman insan. Hoşuma gitti onlar cuma namazından şuraya buraya başlamışlar. Çağırıyorlar beni sürpriz yapacaklar bana yanına gideceğim. Salih abisi nereden hep kesik anlatıyorum belki doğru tam programı anlatamıyorum ama. Desova'dayken Desova'dan Manastır'a geldi, ev aldı, güzel bir ev aldı, tarihi bir ev aldı, çok güzel bir ev aldı. Ondan sonra iyi ama o evi aldıktan sonra Hristiyanlar çıkmıyor evden. Ya çıkın artık biz gireceğiz, hazırlamışız her şeyi, çıkmıyorlar.
Babam ona Dobrinka ata isimlerini biliyorum bayanların. İsimleri vardı, babası ona çıkmıyordu. Babam ne yapacağım dedi. Bunlar nasıl çıkmıyor ama. Şimdi burada kesmek lazım çünkü babam zorladı onları. Baktı ki gitmiyorlar bizim Arnavut kafası. Babam başka bir yöntem buldu. Onları kovdurttu oradan. Ne yapayım? Çıkın çıkın çıkmıyorlar. Babam öyle mi? Ama bunu Allah aşkına. Ben bu yöntemi biliyorum dedi. Andan soyundu. Onlar bir korktu. Ay Türkçün, Türk delirdi, manyaklaştı, aptalası bu adam. Hemen sabah bir uyandık ki onları almışlar. Eşyalarını kayboldu gittiler. Yani o şey yok oldular. Başka türlü çıkmıyorlar. Bunlar Hristiyan da oradan güveniyorlar kendileri işte biz. Ama babam öyle bir yöntem yaptı ki onlar bir dakika. Hemen kaçtılar, uçtular gittiler hepsi. Neyse onlar çıktıktan sonra. Ama öyle çok güzel bir evimiz vardı. Osmanlı evi böyle şahane. Bahçesi parklı, bahçeli, çok modern. Tabii çardak vardı böyle. Aşağı, altta böyle pote biz diyorduk ona böyle. İçeride böyle ocak, içinde su kaynıyor. Böyle Osmanlı evi. Böyle yıkanırdık şeyine. Sana çok güzel bir yerdi, çok mükemmel. O evimiz Tiro denen bir, orada bir şeydi, dişçiydi bir Tiro komşumuz. Tiro komşumuz Danica hanımıyla beraber onlar aldılar evi bizden, satın aldılar. Ama çok üzüldüler, bizden oradan ayrıldık, nasıl ağladık. Çok güzel komşuluğum vardı orada, bizim komşuluk vardı onlarla, biz şikayet etmiyorduk. Çok seni uğurladılar, bizi gönderdiler, trene kadar bindirdiler, sonra dedi, yani üzüntülü aysan kardeşimden ayrılır gibi. Annem de öyle ayrıldı o hanımıyla. Çok zor. Babam da öyle. Çok zor ayrıldık orada. Memnunduk onlardan son derece. Bir şikayetimiz yoktu bizim. Benim yoktu babam. Babam isterdi ki Türkiye'ye gelelim. Çünkü Müslüman ülke burası. O çok iyi düşünmüş. Biz genç çocuklar biz. Ben şimdi burada çok rahatım, çok iyi okuyorum. Çok sağlam da okuyorum okulda. Çok güzel programlıyım. Ve benim idealim de Üsküp'ten sonra Belgrad'a gitmek. Son dedi, yani okul şeyiydim ben. Hep programlıydım ben. Hala da öyleydim ben. Programsız bir gün yapmam. Bugünkü işi yarına bırakmam. Öyle istiyordum orada kalmak. Ama babam öyle deyince iyi ki şimdi diyorum, Allah razı olsun iyi getirdi bizi şimdi diyorum. Ama o zaman istemeye geldim ben, onu söyleyeyim sana. Orada çünkü rahat vardı. Tito öyle biz komünist değildi, sosyalistti Tito. Rahattık Tito o zaman. Ha sonra biliyorduk ki republikalar ayrılacak hepsi. Onu da biliyorduk. Ama işte Menderes dediğiniz gibi oradan çağırdı bizi oraya. Ve babam dedi gidiyoruz. Ben dedim ya ne işimiz var Asya'ya gidelim biz varken Avrupa burası falan. Ama neyse Türkiye'ye gitse Türkiye burada olmaz. Yaşayamayız burada biz ileride. Demek ilerisini görmüş babam. Allah razı olsun. O zaman aldık kuferimizi dediğimiz gibi ya Allah hadi istasyona, Manaslı istasyonuna. Hatta sığmadı araba. Tiyatronun karşısında bir sporet vardı, onu orada oturduk. O spoleti bekledin sen burada baba. Ben vagonları boşaltayım oraya. Ondan sonra gidip spoleti alalım. Ondan sonra gitti. Sonra geldi. Vagonu doldurdu. Sonra spoleti de aldık hep beraber. Vagonlara bindik. Ve Türkiye'ye gelmek için. Okuldan ayrılırken, okuldan sonra bitirdik okul, ondan sonra geldiler bizim eve onlar. Hepsi geldi bizim eve. Hepsi orada kucaklaştık,
aldırdık birbirimize. İnşallah görüşürüz, inşallah size de nasip olur. Dedi babam, siz de gelirsiniz mi? Çünkü ben istiyordum oralarda. Yani Rodno Mesto doğum yeri farklıdır beyler, onu da söyleyeyim size. Doğum yeri çok önemli. Hala ben çok özlüyorum mesela manastıra gittim gezdim. Sık 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 gidiyordum. Belediyeli olsun, esnaflarla olsun, derneklerle olsun hep gittik sık sık. Yani Rodno Mesto doğum yeri çok farklı bir şeydir, onu da söylemek istiyorum. Hala özlüyorum manastıra, bak ilk gittim. Son defa dedim şimdi gideyim manastıra çünkü ömrümüz vefa etmez. Ve son defa böyle kız kardeşimi aldım, ondan sonra kızımı da aldım. Hep beraber manastıra gittik, manastırda iki gün kaldık. O şeyde, şey caddesinde, Plostat'ta ve şey caddesi var bizim orada. Sen de biliyorsun Hüca, Şirok Sokak. Şirok Sokak'ta orada otel var, orada güzel bir otel, ismini unuttum. Dört yıldızlı bir otel var tiyatronun karşısında. Orada yerleştik ve çok güzel, o iki gün kaldı. İslam olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için biz daha bir, mesela annem kapalı daha ziyade gitmezdik onlara. Ama merdiveni dayardı annem, o da oradan merdiveni dayardı, konuşuyordu annem. Çünkü babam bırakmazdı, biz de öyleydi, annem de istemezdi zaten, Müslümanız ya biz. Sadece merdivenlerde konuşuyorlardı babam, annemle o Danisa komşumuz. Ama babam çünkü bizde bir şey yoktu, ama severdik çok birbirimizi ama hanımlar biraz çekinirdi bize yani, biliyor musun? Öyleydi bizim şeyimiz manastırda. Şimdi bir tane Merzuka vardı bizim. Çok anlaştığımız ve benden, yani ona ben bilgi aktarırdım, o bana, ben biraz daha şeydim, sorarlardı bana çünkü çok faaldim ben. Severdim, okumayı severdim. Dediğim gibi o, bütün kitapları okudum ben, bütün klasikleri okuyordum, çocuk klasikleri hepsini. Bana sorardı kızlar, o meraklı pek değildi bana. Bana sorardı, anlatırdım. Öyle birbirimize bir bağ kurduk onunla biz. Ondan sonra, şimdi genç delikanlıyız. Şimdi derdim ki ben şimdi olduk artık 15-16 yaşında olduk. Şimdi ne yapalım biz? Şimdi Korze'ye gezmeye gideceğiz. Bu sefer ne olurdu? Tanıyamazlar bizi. Mesela ne yapardık biz? İsim değiştirirdik, isim. Sen Nikola Tevçeti, Sane, bilmem ne isimleri ve onlar anlamasın diye Hristiyanlar bizimle. Korze'de onlarla gezmek için. Kızlarla. Bir iki defa şöyle bir korza gittik, gezmeye gittik onlarla falan filan. Şimdi ise ama ondan sonra daha çok Merzuka ile edeyim ben. Ama gençlik ise kim, onlar daha çok cazibe, daha hoşuma giden bir iki tane kız oldu orada. Onun için biraz şimdi ise ama anladım ki bu kızlar yine ağır bastı, yine bununla döndük. Ama ufak öğrenci bir şey olmadı böyle işte. Ve ufak bir macera var orada manastırda. İsim değiştiriyorduk. Mesela oradaki kızlara, çünkü Akoya Türkçin, Türksa gelmezler bizimle konuşmaya. Türkleri şey yapmıyorlar. Ama biz ne yapıyoruz bu sefer? İsim değiştiriyorduk orada. Daha çocuk gençken. Sen ne? Çünkü tanıyamaz başka türlü. Mesela sen Sare, sen Nikola, sen Stefçe çalacağız öyle. Onlarla arkadaşlık yapıyorduk. Geziyorduk Korzo'da falan. Biraz konuşuyorduk, geziyorduk. Ofis çizgi doma gidiyorduk, bir şeyle içiyorduk. O da oturuyorduk, içiyorduk. Ondan sonra Prisler'e gittik bir iki defa böyle gezilere falan. Hatta Merzuka'da duymuş, o da üzülmüş, olmaz böyle şey. Ne böyle bir şey oldu yani manastırda. Mesela şöyle bir şey anlatayım ben size.
Şimdi benim çocuğum biraz kumar oynardı. Benimle oynardı. Babam giderdi, manastıra gitti. Ne varsa sal vermiş, bir önce çekilmek et. Sen git o kasapları, kasap bunlar hepsi. Sen babam git oraya bastonla. Git onu, o bütün o 6 tane Makedonu pat pat pat. Küfür müfür dövdü ve babam aldı. Ne dedi lan bu? Kaçtı onlar hepsi. Ama babam, dedem, amcam bir çekette bir defa hep çekti de veriyormuş orada kumarda. Yani demek istiyorum ki, yani orada biz çok çekiniyorlardı bize isyanlar. Manastır'a bilet alacaksın, Pompei vardı, biz Pompei bir arkadaşım, Prekutrupa, yani sıra beklemezdi o. Bilet alırdı biz kinoya, sinemaya gitmek için kino, bilet alırdı bize, isyanlar çekinirdi bize ondan. Biz orada hakikaten, bir de Sinan Hoca vardı benim orada, Sinan Hoca. Benim babam Özdayısı'nın oğluydu, Sinan Hoca çok ünlüydü. Bakardı o, bakardı. Hatta onu hapise tıktılar onu. Bakıyor diye böyle. Kime sorarsan sor, eskilere, sen Manas'ı Sinan Hoca herkes bilir. O çünkü o şeydi, şunu söyleyeyim ben size. Cinlerle o, nasıl, ahiret edersin ben hala şaşıyorum. Nasıl bir şey ama. Mesela Belgrad'dan giriyordu babam da, babama sormadan da gidemezlerdi. Çünkü babam, onlar bana, Şefik diyordu, Şefik dayı oluyor. O Sinan Hoca derdi ki, Şefik bana doğru düz adam, insanlar gönder oradan. Onlar da duymuşlar, o Belgrad'dan, Oskopya'dan, önce babamı buluyordu, babamı. Ne diyorsun sen? Bana babam derdi ki, peki sen nesin? Ben şey, baksın bize şunlar buna, tamam. Ama o bir tanesi demiş ki, Edna Jelka, bir kurbağa götüreceğiz, Jelka değil. Ondan sonra, hatta o demiş bir tanesi, Breska kim o Adnesan, ben götüreceğim bir Breska ona, Breska o şeyler, kaplumbağa. Ondan sonra, öbürü tamam doğruymuş, babamı geliyorlar şimdi. Sinan Hoca'yı göreceksiniz peki. Sen ne yapacaksın işte? Biz ya baktıracağız kendimize şu bu falan. Peki gidin oraya. Ya ama bu sefer onlar niyetleri kötü. İkisi geliyorlar. Tam babam demiş. Babama doğru olun, doğru konuşun. Ya ama o yavurka şeytan söylemiyor. Tam Sinan Hoca'ya geliyorlar. Sen girme içeriye. Hayret edersin. Sen girme. Sen Breska var, Jelka var senin. Defol git. Kaybol. Ha seni Şefik seni. Seni gebertirim ben seni Şefik. Sen gel sen. Öbürü dürüst geliyor ya. Onun şey, bakıyor onun şeyden. Kitapta da. Ama her şeyi biliyor. Biliyordu hayret cinlerle. Bu. Abi ben şaşıyordum. Mesela onu tıktılar hapishaneye tıktılar. Çünkü bakıyordu yasaktı orada. Çünkü çok ünlü oldu. Sonunda tıktılar. Böyle hapishaneniz yanacak. Tam saatin orada hapishaneydi ha. Vardı bir sen gördün saati bizim poğaçta. Hapishane oradaydı. Hapishane dediği zaman filan tarihte yandı be. Şaşarsın. Hapishane yandı. Hatta biraz geriye gitsem. Şimdi okula giderken onun kahvesi vardı. Kırmızı sefes ve yakışıklı böyle Osmanlı. Ben oradan geçiyordum. Mecbur oradan geçeceğim. Eski daya. Gel buraya daya. Ne? Verirdi bana bir kırmızı bank 20 lira. 20 banka verirdi bana okula giderken. Yok verirdi. Okula giderdim, o verdiği para, ben o, mecbur buradan, ben istemem ama ile olmaz. Yani böyle çok ünlü bir insandı. Bizim Sinan Hoca, onu herkes bilir Makedonya'da. Şimdi sonra anıtları hala bilenler var. Makedonya'da onu, Sinan Hoca'yı. Benim babam
Manastır'da Monopol'da çalıştım. Monopol'da sonra tütün yapardık orada biz Manastır'da. Tütün dizerdik. Manastır Prelepe'ye göre farklı. Prelepe küçük tütün yapardı ama çok değerliydi tütün Manastır, Prelepe'nin. Manastır koca kilo yapardı sadece. Manastır tütün 3000 kilo yapardık, 3000 kilo. Monopol'a götürüp satardı. Babam da Monopol'daydı zaten bir ara çalıştı. Tabii. Ondan sonra babam aynı zamanda tüccardı babam. İnek böyle vagonlarla inek götürüyordu. Vagon tutardı. Hatta Reşat Pelivan vardı burada, hiç unutmam. Duydunuz mu Reşat Pelivan'ı? Babam şimdi almış vagonla inek götürüyor. Üsküp'e doğru bir yere götürüyor. Bir bakmış tam şeye, Sokle'ye geliyor, Sokle'ye geliyor orada. Birisi ceketi çıkarmış, hop sallıyor. Makine satıyor. Çek be, dur be burada. Bu adamın derdi nedir? Hemen aşağı bir bakıyor Reşat Pelivan. Babam tanıyordu çünkü o Pelivan olduğunu tanıyordu. Babam o da onu tanıyordu, tüccardı. Ha ben Şefik mi? Çabuk, zemi kuk oraya. O bir de daş kuk, şey almış o. Daş yani, ha söyle. Koç. Koç almış yanında. Hemen bindir dedi bana. Vagonuna ait babam ödüyor oraya. Bindir dedi oraya, bindir dedi oraya. Ondan sonra babamı bıraktı, bir yere bıraktı ama nerede bıraktı, indirdi onu. Pelivanlık nerede yapıyordu, sarıldılar falan filan, beni de öptü hatta ve indi. Hala bugüne bugün söylüyordu, rahmetli oldu. Söylüyordu bana, ah be Salih'cim çok sever beni, hala severdi, rahmetli oldu çünkü şimdi. O baban hem ağlar, hala ağlardı burada anlatırken o olayı babam için. Allah Celle. Şimdi evlilik, ben sevdiğim bir kız vardı burada. Çünkü Doğan Sigorta'yı yedikten sonra Kazım Taşkent vardı bizim o zaman. Doğan Sigorta, Doğan Sağlık, Doğan Karıcı okurdu. Ve Doğan Sigorta'yı kurdu. Ben Doğan Sigorta'nın yangın servisine girdim. Orada Neşe Felek vardı. Burak Felek'in torunu. Burak Felek'in torunu bu. Ama onda birimiz yani hoşlandık yani. Şey yaptı, benim huyumu suyumu, ben de onu beğendim. Kızcağız hanımefendi bir kızdı falan. İyi ama tamam, onunla anlaştık. Bundan sonra hep beraberiz falan filan. Ama zaman geldi benim babam, dur dedi, seni evlendireceğiz. Ben dedim, tamam, hazırım ben. Buldum ben bir hanım. Kimi buldum ben oraya? Buldum dedim bir tane şirketten. Kimmiş onlar? İşte Kazım Taşkent'in, Kazım bir şey. Burhan Feleğin torunu. Peki Burhan Feleğin torunu. Peki nasıl olacak bu? Ben ama hissediyordum şimdi oradan bir anda. Sınıf farkı var şimdi orada. Nereden nereye? Çok sınıf farkı var. Ama kız istiyordum ben. Neyse. Babam dedi, Mare Budal dedi. Ben istediğim olacak. Sen istediğin olmayacak. Ben ısrar ettim orada. Hadi dedim, evleneceğim. Neyse. Peki dedi, hadi bakalım ne olacak. Neyse bu sefer kız da söyledi babasına. Şimdi babası da diyor ki, nerede oturuyor Zeytinburnu'nda, peki kimler? Zeytinburnu olmaz. Yani Zeytinburnu olmaz. Ama Salih Manastır girirse bize, ben annemi babamı bırakacağım, imkanı yok. Peki gideceğim oraya. Altın olsa bırakmam babamı annemi. Biz böyle yetiştik. Annesi babası. Başımın tacıydı onlar. Hala alırım onlar için, ben ne farklı. Ondan sonra işte orada koptu şeyler. Kız ağlıyor bir yandan, ben ama dedim bak burada oturuyoruz, sen gel, ben bırakamam, çağırıyorlar da beni oraya. Onlar durumu çok iyi. İçerenköy'de oturuyorlardı, İçerenköy'de. İşte ama annesi babası, olmaz, alalım onu oraya. Ha beni bu kadar yetiştirmişler babam, kızım olmaz. Orada bazen ağladık, sızladık, bilmem ne oldu. Ve hala evli değil o, biliyor musun? Bak kaç sene evlenmedi o, o kadar seviyordu ki beni, evlenmedi. Ama burada babam geldi, Bayrampaşa'da tesadüf, gidiyorlar bir toplantıda bir yere, bir akrabaya gidiyorlar. Akraba da aynı zamanda, hanım tarafı da, o da onlar orada, benim hanımım da orada o gün. Babam görüyor onu ama onlar da hazırlanmışlar gibi bir şey çünkü benim ismimi duymuşlar işte böyle sigortacı, hak sigortacı çalışıyor, şöyle durumu şöyle. İle
Yani çok talip vardı şimdi zaten. Neyse. Ondan sonra hanımı bir görüyor bu. Tamam diyor, bu bizim için araştırma, bu bizim idealdir. Bizim hanımı bir görüyor, hemen çok beğeniyor onu. Adette her şey. Lajanlı bu bizim. Lajan'dan biliyorsun, Lajan'ı. Oradan hani ev uçağın memleketinden. Ondan sonra babam ısrar ediyor ona. Ben de gördüm de beğendim ama. Şimdi nasıl anlatayım, sınıf farkı var. Ben şimdi peki burada tamam güzel, hanımın burası için uygun her şey. Şimdi ne olacak şimdi, iki tane hanım mı alacağım ben? Yani biri burada da biri. Peki Tayyip Erdoğan yanımın yanına geziyor, çok mu meraklı? Hanımın yanına gezdirmek. Ama yani öyle yerlerde hanım toplantılar olur, seminerler olur, medyurum ya orada. Her şey olur. Bir hanım lazım bana. Nasıl olacak? Oradaki arkadaşlarımdan 8 tane elemanım vardı bayan benim. Alırdım bir tanesini, oraya giderdim. Toplantılara. Yani hanım uymaz. Yani... Akıllıydı, kültürlüymüş ama maalesef Türkçesi istediğim gibi değil. Ama çok akıllıydı, çok şeydi. Tam istediğim bir hanımdı. Ama orası farklı bir yer, Salih abisi. Farklı bir yer. Şimdi iki tane hanım alacağım ben. Biri burası için, biri orası için. Yani onun için hatta hiç unutmam. Ya diyorlardı ki bana, ya Salih abi, hanımın topal mı, kör mü, sakat mı? Ne alakası var diyordum, kızıyordum ben buna. Ne alakası var? Peki niye hanımın yok? Hanım işte var, burada var, kaç tane hanım var mı? Bir tane saldırın hanıma. Getirin. Hayır olmaz. Bir gün ola, gelin lan dedim. Getirdim o Modabağ sokakta. Bir de o Lazlar inek besliyor tabanlarda. İnek besliyor. Aldım çocuklar hepsini, hatta aldım. Yürürüz eve doğru. Oradan bir inek sesi gelmez mi? Salih abi bu ne? Yok ya, ses geldi öyle size. Hayır olmaz, burada inek var. O Laz karısı çıkarmış o ineği yukarıya. Burada inek var. Hala da söylüyor Salih abi, o inek hala orada mı? Takılıyorlar bana. Aldım eve götürdüm tabii. Evi beğendiler, benim evim yeni yaptırmışlar. Evi güzel, fena değil hanımım da şey. Çok beğendiler. Hanım da çok güzelmiş. Sen ne işin var orada burada? Hatta bana sitem etti. Ama ya Allah aşkına siz bari konuşmayın bunu. Peki orada farklı şeyler. Sırada bir memur olsan problem değil. Ama sen orada şef oluyorsun, arkadan müdür olduğun zaman olmaz. Toplantılar, seminerler, şunlar buna olmak zorunda. Yangın servisi müdürüydüm ben. O müdür değildim yani. Biraz nakliyat, kaza, yangın hepsi vardı. Ben yangın servisi müdürüm. Şimdi dediğim gibi orada farklı, burada farklı. Şimdi orada götürüyordum bir arkadaşım oraya. Toplantılara gidiyorduk. Neşe Felek çünkü darıldı benimle, o gelmezdi o. Darıldı, üzüldü hani bunu şey yaptık diye. İşte dediğim gibi, ama arada bir hanımı da alırdım bazı uygun yer olma yerine. Mesela Çelik Palas'a şuraya buraya yazdık, gezdirdim öyle. Ben şey değildim hani, kapat kapıyı kilitli hanımın evinde yok. Dört sene olmadı çocuk. Ondan sonra araştırıp şuna buna bir doktor, ismini unuttum o doktor hanımın. Hatta Amerika'da staj görmüş. Neyse tedaviler şunlar buna. İlk kızım oldu. Ve ilk kızım olduğu zaman da ismini Özlem koydum. Özlem. Özlediğimiz için Özlem. Ondan sonra birkaç zaman sonra da bir kızım daha oldu. Füsun, onun da ismi Füsun. Ondan sonra dedik ya bir de delikanlı lazım ya dedik. Yani benim yerime geçecek bir delikanlı derken bir oğlum oldu arkasından ondan sonra. 74 Kıbrıs Savaşı'nda doğdu. Hatta ismini Ecevit, severdim Ecevit'i ben. Dürüst bir insandı.
beyefendi dedi, Kıbrıs'a aldık. Halbuki Kıbrıs'a alırken bizim hocamız da vardı orada. Yani öyle Kıbrıs'a beraberdi onunla. Taktım oğlumun ismi Bülent. Bülent taktım ve Bülent Manastırı'na oğlu, oğlum. İşte böyle yani hep büyüttük onları çok şükür rahat bir şekilde. Daha kalkıyorsun, daha Makedonya'dan buraya giriyorsun. Oradan paramızı aldılar. Burada geldik dedi Sirkeci'ye böyle. İyi ki o Fehim Manaş vardı, bizim akrabamız. Olmasaydı biz ne yapardık orada, ne yapardık? Macerhaneye gittiğinden biz gitmedik. Ne yapardık biz? Çok derken bizi o tarafa götürdü. Yenişehir'e. Allah bin kere razı olsun. O tuttu bizi kolundan. O şekilde bir başladık. Ama tabii ki zor bir olaydı. Ve hatta geçenlerde gittik beraber. Bir kofer bir böyle aklıma geldi babamla burada. Heyecan içindeydik böyle. Babam tabii eğitim yani eğitim zayıf şunlar. Tabii yeni öptü. Çok heyecanlıydık. Çok anlatamam onu. O ayrı bir olay. O da çok güzel bir anıydı bizim. Hatta ne zaman gitsem ben iki defa geldim oraya. Kuferle hep anımsıyorum. Günler hep aklıma geliyor tabii ki. Olmazsa olmaz çok hem de.